uzakta kuşlar seslenir gönlüm genişler beslenir yaşamağa heveslenir mayıs'ta gönlüm delidir yumuşak rüzgarlar eser çimenlerde yarim gezer yanılır bana gülümser mayıs'ta gönlüm delidir diyen şairin işaretiyle ilginç bir mayıs günü İstanbul'dan Taşkent'e gitmeye karar verdik arkadaşlar. Gerçekten de Özbekistan çok ilginç bir ülke. Para birimi Som, başkenti Taşkent, dili Özbekçe. Kadınları Türk kadınlarına göre daha tahammüllü sayılabilecek bir ülke. Uluslararası telefon kodu artı 998, yüz ölçümü 448.978 km2. Gerçekten enteresan bir ülke. Semerkant, Buhara gibi tarihi şehirleri var. Fergana, Andijan, Namangan. Sir Derya, Surhan Derya, Kaşka Derya, Harezm, Cizzak, Navoy, Kara Kalpakistan, Kara Kalpakistan gibi bölgeleri var. Arabayla gelseniz Türkiye'den yaklaşık 10-15 gün sürecektir. Aralıksız yürüseniz yaklaşık 45-50 güne gelebilirsiniz. Biz Özbekistan ile arkadaşlar 250 dolara İstanbul'dan Taşkent'e geldik. Sokaklar, Taşkent sokakları ...dehşet, muazzam bir şehir-bölge planlama var. Yani üç katar, üç katar, altı katar yollar var, git gel. Bizim e, şehirler arası yollar gibi, hatta şehirler arası yollardan daha güzel... ...şehir içi yolları var, e, imar e, hukuku açısından... E, cadde ve şehir genişliği açısından muazzam bir e, tasarım, muazzam bir estetik görüyorsunuz Taşkent sokaklarında. Buhara ve Semerkant'a oranla çok tarihi yapı olmasa da yine de e, kendine özel noktalar var. İşte e, Alay Pazar, Çorşu Pazar, Romanov Sarayı, işte Devlet Tarih Müzesi, Emir Timur Müzesi, Emir Timur Meydanı, Minor Camii, Barakan Medresesi. Akıldaş Medresesi hala eğitim sürüyor. Gerçekten muazzam bir e, nokta yani. Eski ismiyle e, Şaş birçok e, Türk İslam alimi de çıkartmış bir bölge. E, Özbek dili de aslında Türkçe'ye oldukça yakın bir dil. E, nedir yerine mesela Nima diyorlar. Geldik yerine Keldik diyorlar. İşte yolsuzluk yerine Korupsiyaga diyorlar. Biz Korupsiyaga e, karşımız. Korupsiyaga holatları yüzaga kalganda bizga haber haberbering. Yani biz de yolsuzluğa karşı Bir yolsuzluk haberi durumu öğrendiğinizde bize haber verin. Yani oldukça yakın bir dil. Hatta e, Farsçadan da Arapçadan da birçok e, kelime e, yine girdiği için Rusçadan vesaire. E, yabancılık çekmiyorsunuz. Yani bir hafta 10 gün kalsanız biraz da merak sarsanız Özbek dili %90 e, %100 hatta anlayabileceğiniz bir dil haline gelir. E, Mehmunhane, hotel. Değil mi? Haneler var mesela bayağı ilginç haneler. Dorijana var eczane, Sartoraş Hona var berber, Toy hana var düğün salonu, <laughs> toy. Bu honalar çok güzel yani. Hocathana var tuvalet, yani hacet yeri, evi. <laughs> hana biliyorsunuz, Farsçadan geçme bir kelime. Her neyse, başkent, Özbekistan'ın başkenti ve en büyük şehri olduğu için arkadaşlar, yani bizim Ankara'ya benzeyen bir yapısı var. Tabii e, Ankara'yla gelişmişlik yönünden kıyas kabul etmez. Taşkent her türlü daha e, yaşanabilir bir şehir. Eski Sovyetler Cumhuriyetleri içinde de Moskova, işte Petersburg ve Kiev'den sonraki en büyük dördüncü büyük kentmiş. Orta Asya'da nüfus bakımlar en büyük kenti, parkları, bahçeleri, işte düzenli ve sağlam altyapısı yapısı vesaire e, açısından Sovyet şehir planlamacılığının en önemli e, örneklerinden de birini oluşturuyor. Ta işte e, Çin, Çin önce 2. yüzyıldan beri e, işte Şaş, Çaç, Şaş kenti olarak da biliniyor. Hatta birçok alim var. Eşşaşı, eşşaşı, kafalı eşşaşı var vesaire. Yani Taşkent'e bölgesine e, Şaş deniyor e, kadim e, dünyada. Araplar 8. yüzyılda ele geçiriyor. İpek yolu güzergahı. İşte Kaşgarlı Mahmut'un yazılı metinlerinde Taşkent olarak anılmış falan. Ve enteresan bir şey var. 4.000-4.500 kilometre falan İstanbul'dan e, ofisimizden öyle enteresan bir e, güzelliği var Taşkent'in. nüfus olarak da herhalde 3 milyona yakın kültür olarak da e, böyle ilginç bir kültür e, Rus e, işte İslam Türk karma karışık bir e, renkliliği var diyelim mesela bu mahalaların e, mahalaların yani otellerin birçoğunda e, taharet musluğu yok <laughs> çok enteresan yani pazarlar güzel, e, cami de çok yok ama yani Taharet musluğu bizi e, her gelişimizde Özbekistan'a şaşırtıyor. Yani nasıl bir hanefi maturidilik, nasıl bir e, batı-doğu, e, Rusya-Güney-Kuzey İslamı ayrımı insan şaşırıyor tabi. E, Emir Timurdan dolayı mı böyle? Yani Rusya'dan dolayı mı böyle? İlginç. E, o yüzden sıkıntı yaşayabiliyoruz mehmunlarda. Yani taharet musluğu şart yani böyle bir hanefilik olmaz abi, onu değiştirmemiz lazım. Yani Taşkent'te Kükeldeş medresesini kuran bir medeniyetin torunlarının mehmehanalarda taharet musluğu olmadan konaklamaları biraz ayıp yani. Gerçi Özbekistan'da hani Sovyetlerin üzerinden geçtiği ülkelere kıyasla hani İslami böyle temalar, mitolojik anlatı olarak olsun Sosyolojik yaşanan gerçeklik gibi olsun. Var, belli oranda var tabii ki. Mesela namaz kılan birçok insana denk geldik. Ee, yaşları biraz e, 40 yaş üstü olsa da. Yani böyle kendilerini e, Allah ile, e, teolojik ifadelerle anlatan birçok insana denk geldik. Tabii İmam Maturidi ile İmam Bukhari de burada biliyorsunuz, Semerkant'ta. Ee, güzel yani o açıdan e, İslami kalıntılar var ama e, yeterli mi? Din, din, psikolojisi açısından hani e, İslam psikanaliti açısından bu yeterlilik yeterli gelmeme e, işte belli radikalizmleri veya belli gevşemeleri gündeme getirebiliyor. Neyse yine Taşkent merkezi arkadaşlar Medic City diye bir yer var. Enteresan bir nokta. Yani bayağı ilginç yapmışlar. Tabi burada e, Türk firmaları da görebiliyorsunuz. İşte El Sivakiki, Köfteci Ramiz falan, Ali Baba vesaire. Türk yatırımcıların da burada faaliyetleri bulunuyor. Magic City böyle şehrin tam merkezi noktalarından biri, biri. biri Halklar Dostluğu Sarayı var mesela. İşte Her gün haftanın birçok günü kültürel faaliyetler yapılıyor burada. İşte konserler, tiyatro gibi böyle enteresan noktalar var. E, Taşkent açısından e, muazzam noktalardan biri diyebiliriz. Biz de e, gittiğimizde ilginç bir konsere katıldık. 15-20 tane sanatçı girdi çıktı. E, onunla alakalı da... E, Bayağı güzel bir tecrübemiz oldu yani. Yine akşamına ilginç bir kışmış diye bir yere gittik. Kışmış. Ee, yani düğün salonundan bozma böyle ilginç bir e, yerdi yani. Bayağı eğlenceliydi. Beni e, Özbekistan'da karşılayan, e, beni ağırlayan, e, beni Taşkent gecelerinden Taşkent sokaklarına kadar ilginç noktalara, ilginç sahnelere sokan ee, müvekkillerime ve e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz Taşkent'ten aşkla, ahlakla, dehşetle, şehvetle ve vahşetle kalın selamlar.